Karatepe'de destek ekibiyle buluşmasından sonra sporcumuz Necip Yılmaz, Sakaryaköy'ü içinde bulunan Halide Edip Adıvar ve Kadın Kahramanlar Müzesi'ne koşuyor. Sakarya Savaşı öncesinde halktan toplanan yardımlar burada tek tek kayda geçerek sonrasında kurşu kurşuna geri dönmüştür. Yunan Mezalimi Araştırma Komisyonu da ayrıca burada görev yapmıştır. Müzeyi gezerken Sakarya Savaşı'nın ne zorluklarla kazanıldığına şahit olabilir, kadın kahramanlarımızı minnetle anabilirsiniz. Gece zorlu bir süreçti benim için koşu, evet. Ama Sakarya Meydan Muharebesi de bir zifir bir geceydi. Onun son bulmasıyla beraber aydınlık oldu. Bu aydınlığın temellerinde kadınlarımız da var. Müze ziyaretinden sonra Sakarya köyünden Karatepe'ye doğru yola çıkan sporcumuz kendisini yolcu etmeye gelen sevimli dostlarıyla karşılaşıyor. Hedefte yine kanlı muharebelerin geçtiği beş tepeler üzerinden iyiciler var. Destek ekibimiz sporcumuzu İyiciler köy girişinde karşılıyor. Sporcumuz Necip Yılmaz engebeli araziden geçerek heyecanla bir sonraki hedefine doğru koşuyor. Eskişehir Karayolu'ndan seyahat edenlerin rahatça görebileceği, Polatlı'nın sembolü sayılabilecek 32 metre yüksekliğindeki bu Mehmetçik heykeli adeta "Dur yolcu, her karış toprağa şehit kanlarıyla sulanmış bu yerleri tanımadan geçme" diye haykıran bir sanat eseridir. Sporcumuz 7 kilometre daha koşarak koşusuna Doğatepe'de artık son noktayı koyacak. 23 Ağustos 1921'de Mangal Dağı'nda başlayan Sakarya Savaşı, 106 kilometrelik hat boyunca yayılarak misliyle kuvvetli olan düşman ordusu karşısında tüm tepeler kaybedilmiş, Çaldağ eteklerinde bir avuç asker ile mukavemet gösterilmekteydi. Mustafa Kemal Paşa, tam da bu noktada Yunan'ın ikmal kuvvetlerine yapılan yıpratıcı saldırıların sonucu birliklerini geri çekmek niyetinde olduğunu görür ve karargahını Zafer Tepe'ye taşıyarak 10 Eylül 1921'de Doğatepe'ye karşı taarruz emrini verir. Savaş sahasında bulunan Halide Edip'e kendinden emin, "Gel Halide Hanım, harbe diyoruz. Birazdan Doğatepe'yi almış olacağız" der. Ve Doğatepe, 1683 Uyana kuşatmasından bu yana geri alınan ilk Türk toprağı olarak tarihe geçer. Sevgili Necip arkadaşımız başta olmak üzere tüm destek ekibi olarak gururluyuz. Doğatepe sonrası kaybedilmiş tüm tepeler 3 gün içerisinde Yunan'dan geri alınacak. 13 Eylül 1921 tarihinde İsmet Paşa, Başkumandan Mustafa Kemal Paşa'ya çektiği telgrafta "Paşam, Sakarya'nın doğusunda bir tek düşman askeri kalmamıştır" diyecekti. Mustafa Kemal'in dehası sayesinde bitti denilen yerden geri dönülmüş ve savaş kazanılmıştır. Sakarya, Türk'ün küllerinden doğan varoluşun hazin bir öyküsüdür.